Kuralım. Teşekkür ediyoruz. Kurallara uyduğunuz için sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Evet, sosyal mesafeye uyalım. Maskelerimizi takalım lütfen. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederim. Bizi takalım lütfen. Hayırlı işler, hayırlı bayramlar olsun. Evet. Hayırlı bayramlar. Evet, kolay gelsin. Çaydan sonra maskelerimizi takalım lütfen sağlığınız için. Teşekkür ediyoruz. Kapalılarda lütfen sigara içmeye, maskesiz dolaşmayalım. Evet, kolay gelsin. Lütfen hayırlı işler. Sigara içmeyelim, maskesiz. Evet, tabii arkadaşlarımız, bütün görevlilerimiz sahada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız gereken denetimleri aksatmadan kesintisiz devam ettiriyorlar. Tabii ki bu denetimler hep vatandaşımızın sağlığı için. Ortaya konan kuralları ve alınan tedbirleri uyguladığımız takdirde virüsle mücadelede daha güçlü olacağız. Riskleri minimize edeceğiz. Bunun için bize düşen kurallara uymak olmalı. Tabii ki bunun da denetimini arkadaşlarımız yapacak, yapıyor, yapmaya devam edecekler. Burada vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz. Kurban Bayramı boyunca da ve yine bayram süresi dışında da lütfen kurallara uyalım. Çünkü ortaya konulan kuralların amacı toplum sağlığının korunmasıdır. Toplum sağlığının korunması anlamında da herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Üzerimize düşeni yapalım lütfen. Bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmemiz için ve hastalıkla mücadelemiz için hepimizin gayret göstermesi gerekir. Birinin kurallara uyması, diğerinin uymaması süreci uzatır. Sürecin uzamaması için, sürecin kısa sürede sonlanması için toplumun bütünüyle kurallara uyması gerekiyor. Ve sizin de gördüğünüz gibi vatandaşlarımız alışveriş sırasında olsun veya işte yeme içme sırasında kurallara uyacaklar. Yani bunun başka yolu yok. Kurallara uymaktan başka elimizde güçlü bir argümanımız yok. Maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız ve temizliğe de dikkat edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman biz virüs karşısında daha güçlü hale geliyoruz. Daha korunaklı hale geliyoruz. Ve mücadelede avantajlı konuma geçiyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde de zafiyete uğruyoruz. Ve maalesef o zaman vaka sayılarımız artıyor. Bizler Kayseri olarak bütün kurumlarımızla mücadeleyi en üst seviyede devam ettiriyoruz. Ve bu denetimleri de sadece Kurban Bayramı'na münhasıranda yapmıyoruz. Bizler özellikle haftanın iki gününde mutlaka ve mutlaka yoğun bir denetim programı uyguluyoruz. Onun dışındaki günlerde de yine riskli alanlarda, riskli bölgelerde sağlık görevlerimiz ve diğer görevlerimiz, ticaret müdürlüğümüzün görevleri, emniyet görevlerimiz, hepsi ekip halinde belediyelerimizle beraber bu denetimleri devam ettiriyoruz. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki vatandaşlarımızın çok büyük kısmı alınan tedbirlere ve ortaya konan kurallara uyuyor. Bunun için ben Kayserili hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Ve bu hassasiyetin de kararlılıkla devam ettirilmesini istiyoruz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuç alıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettirmemiz gerekir. Çünkü bunun dışında az önce ifade ettiğim gibi elimizde güçlü bir argümanımız yok. Ben tekrar vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve İslam alemine de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımız az önce ifade ettiğim gibi bu tedbirlere uydukları zaman bu hastalıkla mücadelede elimiz güçlenecek, maliyet azalacak. Teşekkür ediyorum. Çok